Sevgili dostlar, merhaba. Kuş Bakanı'ndasınız. Bay Bolga bugün sizlerle beraber çok önemli yaza dair bilgiler verecek. Umarım keyifler yerindedir. Yazın güvercinlerimize ve kuşlarımıza nasıl bakmamıza dair bilgiler vereceğiz. Yuvanın kümesinin son durumunu hep beraber analiz edeceğiz. Nisan'dan beri devam eden maceramız hız kesmeden devam edecek. Güvercinler tüy döneminde ve ben tüy döneminde güvercinleri eşlemesini bıraktım, ayırdım. Uçurmuyorum da dinlendiriyorum. İnşallah Eylül ayında uçurmaya başlayacağız. Çiftleşmeleri de Eylül'den sonraya düşünüyorum. 1-2 ay kuşlarımın dinlenmesini istedim. Yazın kuşların bu tüy döneminde güçlü kalmasını sağlayacak bir karışım yapacağız hep beraber bu videoda. Tüm malzemeleriyle beraber örnek bir şekilde birebir yapacağız. Hep beraber izleyeceğiz. Bunu mutlaka kuşlarınıza özellikle tüy döneminde vermenizi önemli tavsiye ediyorum. Ben bunu genelde haftada bir kuşlarıma veriyorum. Tüy döneminde özellikle. Tüy döneminden sonraki dönemlerde ise ayda bir, 15'te bir yine peyderpey veriyorum. Bu karışım tamamen doğal ve çok uygun bir fiyata mal edebileceğiniz bir karışım. Ama etkileri ve faydası çok çok fazla. Güvercinlerinizde bu faydayı ve etkiyi zaten gözle göreceksiniz kullandıktan sonra. Ben görüyorum şahsen. Onu söyleyeyim. Eğer ilk defa kanalımı izliyorsanız Bay Bolga Kuş Bakanı kanalında güvercinlere dair tüm bilgiler, ayrıca hayvanlarla ilgili ve doğayla ilgili videolar çekiyorum ve yayınlıyorum. Yeni bir platformumuz, yavaş yavaş oynatma listelerini de kanalımda hazırlıyorum. Video geldikçe oynatma listelerimiz de artacak, çeşitliliğimiz de artacak. Ayrıca şunu da söylemek istiyorum. Bugüne kadar bana destek veren tüm dostlara buradan canı gönülden teşekkür ediyorum. Dostlar, iyi ki varsınız ve beni gerçekten motive ediyorsunuz. Ben daha da çok içerik üretmek için daha çok çabalıyorum. İnşallah bundan sonra çeşitliliğimiz de artacak. Aynı zamanda yuva çekimi, kümes ziyaretlerine devam edeceğiz. Mümkün mertebe kuş pazarlarını kanalda yayınlayacağım. Ayrıca bu mezat ve dernekleri de yavaş yavaş gezmeye başlayacağız. Onun da buradan müjdesini vereyim. Evet, bu videoda biraz daha böyle sohbetle başlayıp daha sonra kuşlarımızı göstereceğiz. Daha sonra da karışımı yapacağız. Ardından da kuşlarım sadece yavruları uçuruyorum. O da yer eğitimi. Yani zaten 3-5 dakika uçabiliyorlar. Tüyde oldukları için hayvanların canı yanıyor. Çok uzun süre uçamıyorlar. Onu gözlemliyorum. Yaklaşık bir aydır. 3-5 dakika gibi dolaşıp tekrar yuvaya iniyorlar. Benim de amacım orada bu yavrulara özellikle yuvadan kaldırıp veya kalktığı yerden kaldırıp tekrar kalktığı yere indirebilmek. Bunun eğitimini veriyorum ve fena gitmiyor. Başarılıyız. Bunu daha öbür kuşlara da yaymayı planlıyorum. Önümüzdeki sezona çok iyi hazırlanıyoruz. Eğitimler devam ediyor. Bakımlar çok iyi gidiyor. Hastalanan hiçbir kuşum yok. Belki de şeyden olabilir. Az kuşum var diğer kümeslere göre denilebilir. Benim 16-17 tane, 18 tane kuşum var. Bir şekilde hiçbirisiyle yakınlaştırmıyorum. Yani hep aralıklı. Zaten kümesleri görüyorsunuz. Kümeslerdeki en fazla 2 kuş veya yavrularıyla beraber 4 kuş bir bölmede kalıyor. Onun dışında hep bölüyorum. Hem burada daha rahat ediyor kuşlar.
hem de karışıklığa mahal vermiş olmuyorum. Her gün rutin sabah ve akşamda kontrollerini yapıyorum. Kuşların devamlı gözlemliyorum. Onu da söyleyeyim. Kümeslerimizin son durumunu ve orada vereceğim bilgilere geçelim. Haydi bakalım. Sevgili dostlar, mekandayız. Hemen bir yuvayı bir kontrol edelim. Toprağımız, evet, olmazsa olmazı. Şöyle bakalım kuşlarımız ne durumda? Uzun zamandır gelmedi ekrana. Evet, yukarıda Miro yavrularımız bayağı maşallah büyüdüler. Benle kavga ediyorlar her gün. Altta da ikinci yavrularımız. Bunlar da şu birazcık yanık kaldı ama akıllı bir şey, bu da akıllı ve en altta bıcırık, işte favorim. Favorim bıcırık şu anda diğer kardeşlerine liderlik yapıyor. Evet, burada durumlar böyle. Şimdi diğer tarafa bakalım. Evet, dumanlılarımız burada üst katta. Bunlar eş. Şu anda, evet, işte eşkıya, yuvamızın ilk kuşu. Evet, bunun üzerindeki şeyleri görüyorsunuz, tüyde, biraz sinirli. Bunu ayırdım, dişisi beyazdı, beyazı pamuğu sahiplendirdik. Altta da, işte yine favorim olan Şila. Bu da yeni kempesimiz, inanılmaz bir kuş. İnşallah bir ay sonra falan muazzam uçuşlarını göstereceğim. Bunların ikisini eşledim. Gerçekten güzel yavru almayı planlıyorum bunlardan. İnşallah alacağız. Evet, şimdi sevgili dostlar, şöyle bir şey anlatacağım. Yaklaşık bir aydır, bakın görüyorsunuz, yuvada temizlik yapmıyorum. Özellikle yapmıyorum. Aslında haftada bir veya 3-4 günde bir temizliğimi yapardım ama tüy döneminde yapmıyorum. Bunu da tavsiye ediyorum. Şimdi tüyde oldukları için, bakın görüyorsunuz, aşağılar hep tüy. Bu dışkılar tüyleri tutuyor ve kuşlara içeride zarar vermiyor. Yani kuşları temizlik, yani kümesi temizlik yapınca sanki kuşlara iyilik yapıyormuşuz gibi tüy döneminde oluyor ama değil. Tam tersi. Aslında kötülük yapıyoruz kuşlara. Bakın görüyorsunuz. Şöyle gösterebileceğim mi? Evet. Bu tüylerin hepsi altta kalıyor ve hiçbir kuşa sıkıntı ve rahatsızlık vermiyor. Bunu özellikle tavsiye ediyorum sevgili dostlar. Evet, şimdi burayı bitirdik. Öbür taraftaki durumlara bir bakalım. Keyif alanımız gene gördüğünüz gibi. Güzel bir İstanbul gününden merhaba dedik. Evet, mirolarımız burada üretmeye devamlar. İşte iki tane daha yavrumuz kocaman oldular maşallah. Evet, görüyorsunuz. Bunları da artık yavru almayacağım. Bir ay, iki ay sonra inşallah biraz dinlensinler. Ayıracağım bunları da. Ama yavrular rahat vermedikleri için çiftleşemiyorlar. Dışarı gönderirken de ayrı ayrı gönderiyorum. Hani çatıda falan orada burada çiftlemesinler diye. Ve burada kaplanımız var. Ve karanfil. İşte bu da dişimiz. Bu da erkeğimiz. Bunların ikisini inşallah eşleyeceğiz. Bakalım, onun için uğraşıyoruz. Bunları ayırdım. Bunların da bir ay daha sürer eşleşmeleri. Hala anlaşamadılar çünkü. Ama inatla bunları birbirine vuracağım inşallah. Bakalım, bunlardan güzel yavru almayı planlıyorum. Evet. Kümesimizde durumlar böyle sevgili dostlar. Şimdi yaz ayları için kuşlarımıza bir yaz dopingi. Tamamen doğal olarak çok da uyguna mal edeceğiniz bir karışımı şimdi hep beraber birlikte yapacağız.
Kesinlikle kuşlarıma kimyasal vermiyorum. Yani ilaçtı, şuydu, buydu türlü şeyler vermiyorum. Özellikle evet, buna ceza verdim. Tek ayak üzerinde duruyor. Evet, gördüğünüz gibi buna ceza verdim. Bu 3 gündür tek ayak üzerinde. Evet, özellikle doğal olarak karışımlar yaparak güçlendiriyorum kuşlarımı ve çok memnunum. Sevgili dostlar, şimdi tüy dönemindeyiz ve tüy döneminde banyo çok önemli. Haftada 2, mümkünse 2 kere mutlaka banyo verelim kuşlarımıza. Ama veremiyorsak, hani vaktimiz yok, şartlarımız müsait değil, o zaman minimum 1 mutlaka verelim. Hayvanlar gerçekten bu sıcakta ve tüy döneminde banyo çok iyi geliyor. Ben haftada 2 gün veriyorum. Onu da ayrıca banyo suyuna ne ilave etmemiz gerekiyor, onu da ayrıca önümüzdeki videoda inşallah onu da banyo yaptırırken kuşlara göstereceğim. Buradan da ayrıca tüm ustalara saygılar, sevgiler diyorum. Hadi bakalım, karışımımızı yapmaya geçelim hep birlikte. Evet sevgili dostlar, şimdi yaz dopingini nasıl yapacağız? Bunu anlatacağım size. Malzemelerimiz karbonat, yarım limon, normal bildiğimiz toz şeker ve kaya tuzu. Evet, bakkallarda, marketlerde satılıyor. Bu 4 malzememiz ve suyumuz. Şimdi sevgili dostlar, benim suyum şöyle 1 litre civarında. Bunu buraya boşaltıyorum. Sizin eğer 2 ise yaptığım karışımdaki malzemeleri 2 katı kullanacaksınız. 3 litre ise 3 katı kullanacaksınız. Eğer onun dışına çıkarsanız karışımımız değişik bir şey oluyor. Şimdi 2 tane kaşığımız olması lazım. Ölçü kaşığımız bunlar bizim. Şöyle şunu dursun orada. Hatta şöyle yapayım. Evet, 1 çay kaşığına, bir de yemek kaşığına ihtiyacımız var. Şimdi önce suyumuz 1 litre. 1 litreye 1 yemek kaşığıyla şeker. Evet, fazla da değil, az da değil. Yoksa başka bir şey olur. Bunu döküyorum suya. Ardından karbonat. Gördüğünüz gibi. Bu da tam 1 çay kaşığı. Fazla değil, eksik de değil. Bu da tamam. Şunları şöyle kaldıralım kenara. Evet. Kaya tuzunu da aynı şekilde. Bir kaşık, biraz daha, yani 1,5 gibi diyelim. Biraz daha atabiliriz. Evet. Bu da oldu. Şimdi yarım limon. Eğer 2 litre yapacaksan 1 limon. Yani limonu 2'ye bölüp ikisini sıkabilirsin. Evet, şu şekilde. Bakın. Çekirdekleri kalsın içinde. Hiç çekirdekle uğraşmayın. Sadece bunu bu şekilde buraya sıkın. Evet, şöyle iyice sıkıyorum bunu. Gördüğünüz üzere. Şöyle iyice bunu böyle dibine kadar sıkıyorum. Evet, bunu da böylece halletmiş olduk. Bununla bunu eriyene kadar hepsi karıştırıyorum. Gördüğünüz gibi. Evet, inşallah görünüyordur. Evet, bu karışım özellikle kanat bölümündeki kasların sağlam kalmasıyla ilgili ve su kaybını yazın özellikle engelleyen bir karışım bu. Bunu hatta Probolix falan diyorlar bunun adına. Böyle isim de koymuşlar. Ben ama yaz dopingi diyorum buna. Ve bu karışımın çok faydasını daha yaz gelmeden önce gördüm. Artı yazda da kullandım ve çok faydasını gördüm. Kuşları çok
zinde tutuyor, rahat tutuyor. Onu bir kere söyleyeyim. Artı daha sonraki dönemlerde ayda bir kez bunu verirseniz kuşlarımız daha uzun süre uçabiliyor. Bunu da gözlemledim. Çünkü gerçekten çok etkili. Hatta yavruya anne baba kusarken anne babaya bunu içirip yavrulara kusmasını bile sağladım. Hatta bunu enjekteyle ben kendim de yavrulara veriyorum. Aşırı faydalı bir şey ve bu bilgiyi de siz sevgili dostlarla paylaşmak istedim. Evet, karışımımız hazır. Şimdi hep beraber şimdi şöyle bakayım inşallah dökmeden Huni ile beraber. Oy! Evet, biraz daha yavaş dökmem gerekiyor. Evet, hemen şöyle. Evet, ayarı tutturduk. Gördüğünüz gibi gayet dibinde tortu kalmayacak bir şekilde karıştırdık ve sulumuza koyduk. Gördüğünüz gibi. Şimdi sevgili dostlar, bunu kuşlarımıza vereceğiz. Şimdi şöyle bir çevirebilirsek takıp 10 numara olacak. Evet. Şimdi onu da şöyle çevirdik. Önemli değil, burayı sileriz. Döküyorsun. Şimdi sevgili dostlar, ben şunu bir alayım. Kuşları da. Tabii kuşlar susuz. Yani su istekleri geldiği anda bunu vermek. Çünkü biraz tadı bir değişik geliyor önce başta kuşlara alışana kadar. Önce bir reddediyorlar. Şimdi ben bunu tabii önce yavrularda göstereceğim size. Şu küçük yavrularımızla başlayalım. Gelin bakalım fıstıklar. Evet. Küçük yavrularımız da kanat sesleri gayet iyi maşallah. Gel. Evet şimdi gel. Gel. Hadi gel. Evet. Şu anda benim kuşlarım susuz. Evet. Şimdi başladılar işte. Yavaş yavaş tadına bakıyorlar. Gördüğünüz gibi. Şöyle biraz daha uzak kısım. Gel, gel. 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 Gel bakalım. Gel. Evet. İlk başta tadı bir tuhaf geliyor. Ama susuz kalırlarsa bunu içmek zorunda kalırlar. Bunu mutlaka için ama kuşlarınıza. Evet. Şimdi evet, Nisan'dan beri aldığım yavrular. Hiçbir kaybımız yok. 2 3 4 de burada var. 7 tane yavru almışım. Sağlıklı bir şekilde. Gayet iyi. Şu anda almıyorum. Eylül'de başlayacağım inşallah. Şu mirolar bir insin bakayım. Siz de bir inin. Evet sevgili dostlar. Bu da böyle. Şimdi yavruların nasıl yuvadan kaldırıp tekrar yuvaya indiriyorum. Onunla ilgili görüntümüze gidelim. Sevgili dostlar, yavruları yer eğitimine tabi tutuyorum. Şimdi nasıl indirip nasıl kaldırıyoruz yavruları balkondan onu göstereceğim size. Şu küçük yavrumuz, şöyle bir arttık onu. Tamam, bu da bize yavrulara liderlik yapacak olan yavrumuz. Kalktı bile. Evet. Gittiler uçmaya. Bakalım. Buradan kalktılar. Buraya inecekler mi göreceğiz. Videoyu hiç kapatmayacağım. Bekliyoruz. Evet, uçmaya başladı yavrularımız. Bakalım. Bıcırığımız o yavrumuzu buraya getirecek mi? Onu göreceğiz. Hep beraber. Evet, yaklaşık bir dakika oldu. Evet, turlarını atıyorlar. Yavrulara kanatlarını açması için idman veriyorum. Bir de yer eğitimi. Yani kalktığı yere inmesini öğretmeye çalışıyoruz. Bakalım becerebilecek miyiz? Bıcırık
liderlik yapıyor. Böyle böyle yavruları yavaş yavaş yuvadan kalkıp dama atmadan yuvaya inmelerini sağlamaya çalışacağız. Evet, turlarını atıyorlar, görüyorsunuz. Harika uçuyorlar. Evet, ikisi de kardeş. Bıcırık büyük yavru, öbürkü de kardeş oluyor onun. Sonradan doğan, yumurtadan çıkan kuşumuz. Evet, yaklaşık 2 dakika oldu. Evet, uçuşa devam ediyorlar. Ye. Evet. Evet. Bıcırık ne yaptı? Yerine indi ve öbür yavrumuzu da getirdi. Evet, hava çok sıcak. Ve şu anda yuvanın oradan kalktılar. Tekrar yuvaya indiler. Evet, bu eğitimi böylece her gün veriyorum. Yavaş yavaş nefesleri açılacak. Daha uzun uçuyorlar normalde. Ama bugün çok sıcak hava. Zaten bizim için şu anda uçmasından ziyade yuvadan kalkıp yuvaya inmeleri çok önemli ve onu da şu anda gerçekleştirdik. Gördünüz. Hiç videoyu kapatmadım. Yaklaşık 2 dakika, 2,5 dakika gibi uçtular. Nefesleri açıldıkça bu süre artacak tabii. Sabırla, inatla bu işi yapmaya devam ediyoruz sevgili dostlar. Evet sevgili dostlar, bugünlük de yuvadaki son gelişmeleri hep beraber izledik. Bugünlük bu kadar. Önümüzdeki videoda görüşmek üzere. Orada da gene güzel bilgilerle inşallah karşınızda olacağım. Kendinize çok iyi bakın. Sağlıcakla kalın. Hoşça kalın.